Ne oldu? Ne demek bu ha? Bütün elbiselerimi mahvetmişsin. Ben valizini buraya getirdim sadece. Elbiselerinin mahvolmuş olması senin suçun. Bu komik değil Zeyn. Bana da komik gelmiyor. Günaydın. Günaydın. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Siz ikiniz hala hazır değil misiniz? Osman Bey ikiniz de aşağı çağırıyor. Benim bütün elbiselerim ıslandı ve... Çağat Hanım, sen git. Babama geleceğimi söyle, tamam mı? Hadi, güle güle. Baban tam 9'da otele gitmek için evden çıkar. Yani hazırlanmamız için sadece 15 dakikamız var. Yani senin var. Sadece 15 dakika. Allah'ım ne yapacağım ben? Hanımım? Sen bir şey söylemedin ama ben her şeyi anladım sayılır. Teşekkür ederim Çan teyze. Hayatımı kurtardın. Bir an önce hazırlanmaya bak. Hı hı, tamam. Ne güzel. Ütü yapıyorsun. Ne oldu? Yoksa ütü yapamaz mıyım? Bu da mı sorun yoksa? Babamın sevgili yeğeni... Öncelikle sesini yükseltme. Burası benim odam. Burada sadece ben sesimi yükseltebilirim. Sabrediyor olmamı yanlış anlamasan iyi olur. Her şeyin bir sınırı var. Buraya geldiğimden beri bir tuhafsın. Sana her şeyi izah ettim, öyle değil mi? Bütün cevapları biliyorsun. Bunu sadece babam için yaptım. 5 dakika kaldı. Biliyorum. 5 dakika, tamam. Bu hazırlanmama yeter. Sana söylemiştim. Hazırlanamazsın demiştim. Cehenneme hoş geldin, babamın sevgili yeğeni. Thank you.
Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Alia nerede? Alia uyuyor. Ya. Yine yalan söylüyorsun. Bak oraya. Selamünaleyküm dayı. Ve aleyküm selam. Maşallah. Selamünaleyküm anne. Aleyküm selam. Selamünaleyküm eltilerim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Fahat abi. Aleyküm selam. Elbisesi yanmıştı. Bunu böyle nasıl giymiş olabilir ki? O gerçekten çok akıllı bir kız. Otur hadi. Otur kızım. Kocanın yanına geç. Tamam. Umarım çok geç kalmamışımdır dayı. Hayır, geç kalmadın. Bir şey soracağım. Bana dayı demeyi bırak lütfen. Bundan sonra bana baba de. Osman Bey, oğlumuzla evlenmiş olması seninle olan akrabalık bağının değiştiği anlamına gelmez. Bence dayı gayet iyi. Hem kulağa çok hoş geliyor. Bu onun kararı tabii, gelinim. Düğünden sonraki davet işini düşündünüz mü? Davet mi? Düğün yemeği gibi mi? Düğünden sonra verilecek davet yemek değildir. Alia kızım, bunu Zeyne sen anlat. Bu davetin niçin bu kadar önemli olduğunu izah et. Gelenekler konusunda Zeyn'in fazla bir fikri yoktur. Ama sen artık buradasın. Yavaş yavaş senden bir şeyler öğrenir. Her neyse, bugün yapacak çok işim var. Birkaç saat süreyle büromda olacağım. Sonra bir yetimhaneye gideceğim. Allah'a bir adağım vardı. Zeyn olur da bir gün hayat arkadaşını bulursa, ona iyi bakacak bir eşi olursa, bir yetimhaneye giderek oradaki bütün çocuklara ikramda bulunacaktım. Allah bu dileğimi yerine getirdi. Şimdi de ben ona verdiğim sözü tutmalıyım. Sonra da yarınki davet için hazırlıklara başlarız. Babam, biz daha yeni evlendik. Bunu bütün dünyaya duyurmaya ne gerek var ki? Bence böyle bir gereklilik yok baba. Hayır, bu gerekli oğlum. Bak baba, benim tek söylediğim bunun... Anne, dayım son derece haklı. Bu evliliği ilan etmek gerek. Dinimizin bize emrettiklerini yapmaya mecburuz. Ancak o zaman bu evlilik tamamlanmış olur. Değil mi dayı? Alia doğru söylüyor. Alia yine benimle oyun oynuyor. Ben davete gerek olmadığını söylediğim halde ne diye aksini söyleyip bana karşı geliyor ki? Üzgünüm Zeyn. Amacım sana karşı çıkmak değildi. Ama dayımın dediği gibi gelenekler hakkında pek bir şey bilmiyorsun. Bu bir sünnet. Herkese sadece evlendiğimizi ilan ettiğimiz bir şey değil. Bu evliliğimizi tamamlayacak bir gelenek.
Şuraya bak, içine benim tişörtümü giymiş. Lehenga kuru ama bu yanmış. Ne yapsam acaba? Anne bak, Alia Zeyn'in tişörtünü giymiş. Böyle bir yere varacağını zannetme, sevgili kuzen. Davetle ilgili söylediklerin neydi? Zeyn, davet konusunda babanla hemfikirim çünkü... Çünkü benim karım ve bu ailenin gelini olduğunu herkes bilsin istiyorsun. İstersen afiş bastır, şehrin her yerine astırırsın. Seninle evlendiğimi duyurmak gibi bir niyetim yok. Bu dinimizin gereği olduğu için sadece. Bu sünnettir. Sen de biliyorsun. Ben bu daveti istemiyorum. Senin dinimizden haberin bile yok Londralı Zeyn Abdullah. Selamlaşmada hangi elini kullanman gerektiğini bile bilmiyorsun. Bilmiyorsam ne olmuş? Öğretmenim olup bana öğretecek misin? Hayır. Ben senin karınım. Neyi amaçladığını biliyorum. İyi tamam, sen bilirsin. İstediğini yap. Babamın verdiği elbiseleri giy. O davette yanımda otur. Ama ben asla hayatında yer almak istemiyorum. Babamın sevgili yeğeni. Ben de senin hayatında yer almak istemiyorum. Tişörtün sende kalabilir. Ne sanıyorsun? Bu durumun tek seni rahatsız ettiğini mi? Bu evde geçirdiğim her an benim için de çekilir değil. Anlıyor musun? Thank you.
Sana söylemiştim. Bu evdeki hiçbir şeyde hakkın yok demiştim. Bundan sonra elini süreceğin her şeyin sonu bu olacak. Evet, hadi bir plan yapalım. Tabii ki gelirim. Görüşürüz. Kilitli mi? Ne sanmıştın? Tehditlerinden korkacağımı mı? Unutma, beni buraya dayım getirdi. Benim de bu odadaki her şey üstünde eşit hakkım var. Ne istersem yaparım. Nasıl istersem yaşarım. Elinden geliyorsa engelle. Babamın yeğeni. Çant! Uyan artık. Rüya bitti. Gerçeklere. Odadaki hiçbir şey sana ait değil. Bana yaptığın şeyi asla unutmayacağım. Bu hatanın her an farkına varmanı sağlayacağım. Kendime söz veriyorum. Ne düşünüp ne yaptığını biliyorum. Ne istersen onu yap. Dayının sana aldığı elbiselerini giy ve benimle sahnede otur. Asla hayatımın bir parçası olmayacaksın. Bunu asla yapamayacaksın. Buna imkan yok. Hayatını cehenneme çevireceğim. Buraya geldiğine pişman olacaksın. Bunu yapacağım. Sana söylemiştim. Bu odadaki hiçbir şey sana ait değil. Eğer bir şeye dokunacak olursan, onun da sonu aynı böyle olur.